Öncelikle birkaç hususu şöyle netleştireyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa değiştirmek, anayasa düzenlemek sorunları çözmüyor. Bunu toplum iki defa test etti. Yani 82 anayasasını bir bütün olarak değiştiremesek de muhtelif zamanlarda özellikle toplumun bildiği 2010 ve 2017 yıllarında kapsamlı yönetim sistemi değişikliği dahil yapıldığında 2017 yılı değişikliğinde hatırlıyorum propagandalar şunun üzerindendi. En azından destekleyenler yeni yönetim sistemi kabul edildiğinde hukukta da demokraside de ekonomide de uçacağız. Dövizi de aşağı çekeceğiz. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ana meselesi dövizin bu vaziyeti. Şu anda bu hem oynaklığı ve hem de yüksekliği ve hala yükselme trendini koruması. Dolayısıyla anayasa değiştirmek sorunları çözmüyor. Dünyanın en iyi anayasasını da getirseniz önemli olan sahada nasıl uygulandığı. Bunu nereye getireceğim? Esasında geçmiş kötü tecrübeler de hatalı uygulamalar da bugün tartıştığımızda laikliğe baktığınızda laikliğin düzenlendiği korunduğu gerçekten de laikliğin anayasa içinde bir tanımını vermek mümkün değil. Sosyal hukuk devletinin de demokrasinin de tanımını veremezsiniz. Pek doğru. Yani böyle bir yani demokrasi şudur diyemezsiniz. Çünkü Cem Bey de aynı şeyi söyledi. Olmaz, anayasada bunlar yer almaz. Kazuistik yani ayrıntıcı anayasada da olmaz. Hele bizim önerdiğimiz kısa metinlerde 23, 22 veya 20 maddeli anayasalarda hiç yapamazsınız bunu. Şimdi laiklik ikinci maddede var. Laiklik yine baktığınızda 24. maddede var. 42'de var. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşuyla ilgili anayasal dayanak gösteren 136. maddede laiklik ilkesinin gözetilmesi, korunması var faaliyetlerinde, tasarruflarında. Fakat o 24. maddede din ve vicdan hürriyetini koruyan, din ve devlet işlerini ayırıp da dinin siyaseti alet edilmesi olarak bir yasak 24. maddeye koyulduğunda bunların sahada tatbikinde sorunlar olduğunu görüyoruz. Mesela bunu daha ileri götüren, ismini söylememde sakınca yok. Bugün de yine bir gazetede kısa bir beyanatını gördüm. Profesör Doktor Sami Selçuk daha da ileri götürüyor. Diyor ki bir devlet mekanizması içinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olması ve adına Diyanet denilmesi o devleti teokratik devlet olmaktan yani dine dayalı olabilecek, dine dayandırılan devlet olmaktan alıkoymaz diyor. Hatalı diyor bu diyor. Eleştiriyor. Ben o eleştiriye katılmıyorum ama şunu mecburen dikkate almak zorundasın. Zaten Hacı Bey'le ayrıştığımız yer orası. Tam manasıyla dini siz sadece inancınızda, bu inanç demek mutlaka bir dine inanmak da değil, inanmadığınız farklı bir anlayışı kabul ettiğinizde de o da kendisine göre o insanın inancıdır. Böyle bakmayıp da din üzerinden ve dinin sosyal yaşama, hukuka her yere girmesi itibariyle kabul edip baktığınızda ve bunu çoğunluk üzerinden açıkladığınızda evet olabilir ama bu yönetim sisteminde bu anayasayla olmaz o. Mesela bütün yani zaten tartışmaların asıl odaklandığı yer şu. Diyor ki kendisi çok güzel. Ya Allah'ın kelamının üzerine kelam söylenebilir mi? Yazılabilir mi? Dünyanın, beşerin icat ettiği tüm anayasa. Bu tartışma yok. Zaten tartışma olmadığı için laik seküler sistem dinin kabullerinin eleştirilemeyeceği, çürütülemeyeceği anlayışından hareketle onu din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde inanç yaşam alanında tutmuş. Günlük yaşamda, hukukta, toplum hayatında demiş ki ben burada beşerin ürettiği sosyal düzen kurallarıyla hareket edeceğim demiş. Bu bir tercih. Mesela ben size şöyle bir açıklamada bulunayım. Yine Hacı Bey'le tartışmaya girmek anlamında söylemiyorum. Şimdi kadın hakları üzerinden, hak ve hürriyetleri üzerinden baktığınızda o tartışmanın din eksenli yapıldığında örnekleriniz her ne kadar Suudi Arabistan veya İran İslam Cumhuriyeti başka memleketler yani şer'i hükümlere dayanan bu illa İslam dini üzerinden olmak durumunda değil. Başka dinler üzerinden de olur. Eğer kadın erkek eşitliği dediğimiz insan hak ve hürriyetleri temeli bakamadığınızda kadın erkeğe eşittir, eşit hak ve hürriyetlere sahip diyemediğinizde buna karşı diyor ki hayır bu olmaz. Şimdi bunu siz nasıl tartışacaksınız Kur'an'ın emrettikleri üzerinden? Tartışamadığınızda geliyorsunuz buraya. Hacı Bey'in bakış açısıyla şu diyebilir. Ya ben Allah'ın emrettikleriyle yönetilmeyeceksem, yönetmeyeceksem günahkar oluyorum. Şimdi bu bakış açısı, bu kabul
din esaslı baktığınızda evet. Ama bunu getirip bu anlayışa, bu anayasaya, bu kabule, bu seküler sisteme, laiklik felsefesine koyduğunuzda yürümüyor. Laiklik yoksa bir din değil. Ben tanımda yani, yanlış görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim hocam, size. Siz sistemi seküler ve laik sistem gördüğünüz için yanlış görüyorum. Ben bir şey yanlış görmüyorum. Bizim sistemimiz cumhuriyet sistemidir. Yasalarımız topluma göre yapılır. Bak cumhuriyet yasalar başka bir topluma şey. Bakarak yapılır. İran'da topluma baktığınız zaman bak, bitti. Cumhuriyet tarihinden açık. Bravo, İran da cumhuriyet. Bak, İran İslam Cumhuriyeti olmuyor. Bak İran İslam Cumhuriyeti şer'i hükümlerle. Bak şimdi oradaki medeniyete ve sosyolojiye sahip. Ruhban sınıfına da baktığında bak şimdi bir şey söyleyeceğim Hacı Bey. Hocam biz de kadınlar Osmanlı'da da hayatın içindeydi. Her zaman hayat. Bir dur kurban bir katkı yapayım. Tabii. Libya sosyalist Arap cemahiresiydi. Yani Kaddafi dönemi. O da bir cumhuriyetti kendi açısından. Aynen. Bak şöyle söyleyeyim. Cumhuriyetle zaten hanedanlığı ayıran en önemli mesele babadan oğula geçmemesi meselesi. Ancak ki o da İslam kendi dini, içinde başarılı İslam bir sistemde dini, ancak İslam ömrünü dini, tamamladı. İslam dini bu tartışmayı yükseltmeden ve genişletmeden şunu ifade etmek istiyorum. İslam dini kendi iç dünyasında, kendi alanında, kendi toplumunda İslam dinine inananlarda, Müslümanlarda tartışmalarını daha sonlandırmamış. Hristiyanlık bu konuda daha ileri gitmiş bizden. Çünkü reform bunu başarabilmiş. Bunu çözebilmiş. Etti. Ayırabilmiş. Evet orada mesela diyebilirsiniz ya Hristiyan Demokrat Parti var kardeşim Almanya'da. Şurada İncil'e el basıyor. Bak git orada Kur'an'a da el basarsın. Bunu sen kabul edebilirsin. Orada kabul ediyorsun, bak, burada etmiyorsun. Değil işte, aynı değilsin. Sen i̇şte daha kendi dininde, kendi anlayışında o iç tartışmaları tüketememişsin. Şey, biz şey. Şununla bak, fıkıh kısmına geliyoruz. Hacı Bey, biz şununla İslam dinine inananları ayrıştıramayız. Bu Vehhabi. Hocam siz mezhepçiye geldiniz. Bu Selefi ya. Olmaz bizden değil. Bu Taliban. Bu şu, bu FETÖ'cü dediğin zaman bu ayrıştırmaları yapıp onları İslam dininin inançlarının dışına atamazsın. FETÖ'cülük bunlar bu dinle alakalı değil ki. FETÖ'cülük bir terör örgütüyle alakalı. Ya, nasıl getirdin de mezhepleri konuşurken? Bak, bir şey FETÖ bir mezhep mi hocam? Hayır. Mezhepleri saydın, yanına FETÖ'yü ekledin. Ya, bir saniye, sözümü bitireyim. FETÖ'nün hizmet hareketi. Bir cemaat olarak kabul edildiği Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine baktığında ben bu okumayı yapıyorum. Ya, Bülent Ecevit bugün dönemine itibariyle demiyorum şu anda hocam. Tamam, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim hepimizin kandırıldığı döneme kadar diyeyim. Bülent Ecevit döneminden bu, bahsediyorum. Kimisine göre 17-25 Aralık 2013, kimisine göre 15 Temmuz kimisine 2006. Göre Bülent Ecevit dönemi. Neyse işte. Şimdi o bu değil. Ben itham etmiyorum oradan buradan, şu sağdan yani, şu like soldan diye değil. Nasıl geldi? Ben bak bir yere daha götürüyorum. Şimdi bir kıymetli meslektaş göndermiş. Yine eleştiriye açık olabilir. Çünkü fikir dediğim gibi tartışmaya açık olmayanlar dinin emrettikleri. Onları tartışamazsın. Din şey emrettiğini hocam. Sen çürütemezsin. Ben diyorum ki layık anayasadan çıkarılması gibi bir şey gerek yok. Beşerin ürettiğini bilinden gelenleri çürütebilirsin. Bak. Aksine onun aksini ispat etmek için kıyasya. Siz, hatta hocam, ağır eleştirilerde de sizi ben anlıyorum bunun da bak. Dinin kabul ettiği kaynaklarına, emrettiklerine yapamazsın. Dinden çıkarsın, günahkar olursun. Yani bu tartışmayı siz hocam. Bu yönetim sistemi üzerinden Serem yapamazsın. Hanım da zaten moderatör olarak tarafsızca söylesin. Biz şu anda laiklik anayasadan çıkmalı dedim. Siz de çıkmamalı dediğiniz üzerine bir tartışma yok ortada değil mi? Değil, ben de laiklik anayasada dursun diyorum siz de. Sadece, niye biliyor musunuz? Laiklik diyerek İslam'ı hayatın alanlarından çıkaranlara itiraz ediyorum. Ters düştüğünüz de işte, şey hayatın şu. İslam ne çıkarmaktan ne kastediyor? Peki İslam'ın evet. Girmesi diyerek şey neyi kastediyorsun? Her bak bir şey. Döndürüp dolaştırıp hukuk, medeni kanuna geliyorsun. Değil efendim. Medeni bak, kanun dışında hayatın birçok alanı var. Ben hukuk üzerinden laiklik tanımlamasını yaptığımda şunu söyledim. Sosyal düzen kurallarında olan ve yaptırımlarla desteklenen hukuk kurallarının oluşumunda örf, adet, ahlak, din kuralları etkili olmuştur. Ama eğer sen bir hukuk sistemini, memleketin hukukunu sırf bir dine veya iki dine veya bir mezhebe veya iki mezhebe onun kurallarına dayandırıp donatırsan bu şer'i niye? Hukuk olur. Bu olmaz. Niye? Ya niye yani değil? Niye bu anayasa koyuyorsun? Engel buna. Niye İslam'ı koyuyorsun? Anayasa engel. Diyoruz ki anayasayı yaparken topluma bakın. Siz İslam dediğiniz için ben İslam'ı anayasayı koyuyorum. Anayasayı yaparken 84 milyonluk topluma bakarak tamam. Yapın diyoruz. Şunu söyleyip bitireyim. Bakın ben de şunu söyleyip bitireyim hocam. Aynı yere döndük ama yine. Ben diyorum ki İslam'a atfa bile gerek yok. Kurallarından bahsediyorum. Hocam İslam'a atfa bile gerek yok. Bırakın topluma bakın, topluma göre yasa yaptığınız zaman iş biter diyorum. Siz topluma de diyorsunuz göre ki, yasa yapmak ne demek? Siz İslam'a yani... Bak topluma göre yasa hazırlamak ne demek? Bir örnek verin. Mesela eşitlik ilkesi açısından baktığınızda siz insanları Müslüman, Hristiyan, Musevi veya şu dinden veya peki, İslam'a göre yasa yapmamak diyerek neyi kastediyorsunuz? Mensupları olarak telakki edemezsin. Bunu anayasanın onun... İslam'a göre yasa yapmamak diyerek neyi kastediyorsunuz? Bu şekilde bakmayı.